Sayın seyirciler, günaydın. Hafta sonunda sizlere memleketimizin farklı köşelerine götürüyoruz. Oradaki farklı gelenekleri de ekranlarınıza taşıyoruz bildiğiniz gibi. Kocaeli yöresine ait 70'e yakın türkünün derlenmesiyle çıkarılan albümün tanıtımı için Kocaeli'nin kültürel güzellikleri sergisi açıldı. Kocaeli'nin gelenekleri doğumdan düğüne, sünnetten hatime yöresel kıyafetlerle sergileniyor. Şimdi Kocaeli'de yöresel kıyafetlerle kız alması gerçekleştirilecek. Halit Yılmaz da orada bizi bekliyor, canlı olarak da ekrana taşıyacak. Bakalım alabilecekler mi kızı? Halit, söz sende. Oya Eren, sabahın köründe kız almaya geldik biz. Açıkçası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli'nde 6 olan türküyü 70'e kadar çıkardı. 70 tane Kocaeli'nin yerel kültürde türküsü var, derlendi. 22'si ilk albümde, 12'si ikinci albümde hazır ve bütün dijital platformlarda dinlenebilir. Tabii bu albüme de dikkat çekmek açısından Kocaeli Yerel Kültür Platformu ile birlikte Kocaeli'nin yerel değerleri de işleniyor. Platformun kadın kolları başkanı Melek Çeliköz. Melek Hanım, beşikten eşiğe değil mi? Doğru. Nedir efendim? Bir başlayalım o zaman hemen. Hoş geldiniz öncelikle mutlu şehir Kocaeli'mize. Kocaeli'nde çocuklarımız mutlu doğarlar ve mutlu büyürler. Kocaeli beşiklerimizde sergimize başlıyoruz. Evet. Çocuklarımız doğuyor, büyüyor. Kendi oyuncaklarıyla birlikte. Bu beşikler değil mi? Evet. Geleneksel beşikler. Geleneksel beşiklerimiz var. Geleneksel kundaklarımız, el örtüsünden yapılmış yüz örtülerimiz var. Sonrasında çocuk büyüyor, ne oluyor? Çocuğumuz büyüyor, kendi oyuncağını yapıyor, kendi çocuğuyla oynuyor. Anneler tarlalarda ekip biçerken çocuklar da yanlarında annelerin ekip biçtiği, meyve verdiği ürünlerinden ayçiçeğinin sopasıyla oyuncak arabalar yapıyor. Yetiştirdikleri kabaklarla da teker alarak kullanıyorlar. Evet. Devam ediyor. Çocuk daha da büyüdü. Sünnetlik oldu. Sünnetlik oldu. Yine bizim ilimizde mutlu çocuklarımızın çok güzel sünnet yatağı var. Sünnet yatağımızın olmazsa olmazı karşısındaki kurbağalara ve peşkirlere dikkat çekmek istiyorum. Arka planda evet. Evet, bunlar da bizim Kocaeli'mize özgün sünnet yatağımız. Bir taraftan okul devam ediyor ama bir taraftan da dini vecibeler yerine getiriliyor. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle yaz tatillerimizde Kur'an kursuna gidiyoruz. Hem eğleniyor çocuklarımız kurslarda hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklarımızla biz hatimlerimiz bizde çok özel olur. Köyden köye özel kıyafetler giyip yürüyerek hatim cemiyetlerine davet ederler. Büyüyen çocuklarımız sonrasında ne yapar? İş güç sahibi olur. Bu arada gençler, genç kızlar da hazırlıklar yaparlar, evet, hazırlıklar değil mi? Tekstil yapar. Bakıyoruz. Kendi tezgahlarımızda dokuduğumuz kandıra bezlerini yine kendi kök boyalarla işledikleri iplerle çeyizle çevirirler. Yaş kemale erir, evlenmeye geliriz değil mi? Evlenmeye geliriz ama kızlarımız biraz bu konuda akıllı davranıyorlar. Çok süslü para keseleri yapıp damada veriyor. Damatlarımız da para keselerin içine altınla doldurup geriye iade ediyorlar. Gelin odamız burada. Çeyizleriyle beraber sandıklarımızın olmazsa olmazı ata tohumlarımız mutlaka sandığa giriyorlar. Bu arada gelinlerin gelin üstündeki gelinlik de asırlık evet, bir gelinlik. Asırlık galiba. Evet. Dalca köyüne ait bir cepken üzerindekiler. Bu alandaki her şey en az 100 yaşında. Mutlu şehrimizin mutlu gelinleri diyoruz ve gelinimizi almaya gidiyoruz. Kısa sanırım. Sürede gelin alacağız evet. Şimdi. Evet, bu anda gelin alma efendim. Bir tarafta kız tarafı, bir tarafta erkek tarafı. Erkek tarafı gelin istiyor. Türkiye'ye bakalım, bir kulak verelim. Evet, sarı sarı liralar saçıldı. Şimdi bakalım, o tepeden bu tepeyi açtık da geldik. Sarı sarı liraları saçtık da geldik türkü. Şimdi erkek tarafı böyle diyor ama bakalım kız tarafı ne diyecek bu gelin istemeye. Burada isteme yapılıyor değil mi şu anda? Evet, biz erkek tarafı olarak o tepeleri bu tepeleri aşıyoruz. Ne mallar harcadığımızı söylüyoruz. Altınlarımızı saçıyoruz. Kızı istiyoruz şimdi. Aldık. Evet. Gelin alın götürün. Kız bizim ise gelin sizin alın götürün. Kız bizim ise gelin sizin alın götürün. Evet efendim, kız sizin ise
gelin bizim, alın götürün diyorlar. Hemen söyleyelim, burası Kocaeli Yerel Kültür Platformu'nun Kocaeli türkülerine dikkat çekmek için yapmış oldukları sergi alanında sadece birkaç seremoniyi gösterdik. Bunun damatlığı var, gelin alması var, kına gecesi var ama biz tabi TRT Haber'de kız istemeye gittiğinde almayın demediler, sağ olsunlar. Canlı yayında Melek Hanım, çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, var olun. Kocaeli Yerel Kültür Platformu sadece tabi gelin alması değil, daha birçok seremoniyi inşallah önümüzdeki dönemlerde yemeğiyle, içeceğiyle, kültürüyle, örfüyle, adetiyle ekranlara getireceğiz. Bu arada Oya, hani dedin ya alabilecek mi diye, biz gitmişken kızı vermemezlik yapmadık. Kayınbaba da sağ olsun kızı verdiler. Hayırlı olsun diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Oya'nın. Evet, günaydın. Hafta sonunda TRT Haber'de canlı canlı kız istedik ve kızı aldık. Oğlan bizim, kız bizim, hayırlı uğurlu olsun diyelim bu güzel bağlantıdan sonra. Biz de günaydın hafta sonunu hem bugünlük hem de bu haftalık noktalıyoruz. Bizim yüzümüzü gülümseti Halit Yılmaz'a da ayrıca teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Gelecek hafta sonu cumartesi günü sabah saatler 7'yi gösterdiğinde biz yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Saat başında Nihan Koyuncu Yontar yine bu stüdyoda olacak. Bu hafta sonu yönetmenimiz Mücahit Özen de, editörüm sevgili Çiğdem Parlak Cengiz. Ve tabii çok büyük bir ekip hazırlıyor günaydın hafta sonunu tüm ekip arkadaşlarım adına. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel bir pazar ve güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşça kalın.